Spordan'a herkese merhabalar. Ben de Mehmet. Murat Bozdemir. Baba nasılsın? İyi babacığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün değişik bir video çekeceğiz arkadaşlar. Babamla eski tribünallarımızı konuşacağız. Bunun için de şehirde kısa bir Bursa yolculuğu yapacağız, vlog tarzı. Videomuz başlıyor. Videomuzu izleyin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, evden çıktık yürüye yürüye. Ulu Cami'ye kadar geldik. Eski maç günlerinde olduğu gibi. Evet, anılar anılar. Yani güzel oldu sanki. Ne set başını gezdik, heykele geçtik. Ulu Cami buradan sonra. Ya maç günü yürüyüşü gibi oldu biraz da bu. Anılarımızı tazelemiş olduk. Bu güzergahtan sonra da yine alt parmak ve stadyuma kadar gideceğiz. Hakikaten duygulanmama geldi değil. Her maç sabahı yaptığımız yürüyüşün aynısını şimdi yapmış oluyoruz. Evet, her Bursa sporlunun ya galibiyette ya mağlubiyette, üzünçte sevinçte geldiği bir yerdeyiz. Neredeyiz? Arap Şükrü Sokağı. Arap Şükrü Sokağı'nın özelliği ne özellikle Bursa spor taraftarları için? Ya burada Bursa sporlu olup da en az 3-5 tane anısı olmayan hiçbir taraftar yoktur. Burada yeni besteler yapılır, tezahüratlar eşlik edilir. Stada yaklaştığımız için kalp atışları hızlanır. Ve o gün maç moduna tamamen girildiği bir mekandır burası. Ya burada ya da Çiçek Pasajı'nda mutlaka her Bursa sporlunun bir sürü anısı vardır. Bugün de onları tazelemeye geldik buraya. Yavaş yavaş heyecanımız artıyor. Ya ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Burada maçtan sonra kazanırsan sevinçten demlenirsin, kaybedersen üzüntüden demlenirsin. Öyle bir yer. Bahanesi var. Şu anda Kristal Büfe'nin önündeyiz. Eski Kristal Büfe. Eski Kristal Büfe. Burada maçlardan önce yemek yenilen sandviç, patatesli. Bursa'da ona şey denir, bonfrit denir. Herkes kayıntı. Bilmez. Ben burada şey hatırlıyorum. Bu olaylı Bursa Beşiktaş maçından sonra bu FETÖ'cü vali Şahabettin Arput muydu? Evet. Onun Bursaspor'a düzenli bir operasyon vardı. Burada seninle beraber yemeğimizi almıştık. Bilmiyorum, sen hatırlamazsın. Aşağıya doğru yürüyorduk stadyuma doğru. Evet. Stadyuma doğru yürürken böyle pat pat diye sesler geldi. Ben şey zannettim ilk başta. Hani Beşiktaş taraftarı geldi. Burada şey olmaya başladı. Beşiktaş taraftarı geldi. Hele kavga çıktı zannediyordum. Derken 2-3 adımla atmamızla ilk biber gazımı yiyişim. Yanımıza düşen bombaydı. İlk biber gazını yiyişim, şeyi de hatırlıyorum. Ben panik olmuşum biber gazınca, herkes panik. Senin daha önce tecrübenin olduğu için sen gayet relaxsın. Girdik bir tane manava, limon aldık, limonu kestik, sürdük, bir şey kalmadı. Evet. Yani benim için burası önemlidir. Ben ilk biber gazımı buradan yemeğimi alıp aşağı caddeye giderken yemiştim. Evet. Şu an neredeyiz? Maça 2 saat kala bütün Bursa sporlarının oturduğu 40 merdivenlerdeyiz. 40 merdivenler, az önce Arap Şükrü dedik, hele burada içilir, demlenir dedik ama parası olan Bursa sporların içip demlendiği. Normalde burada tek elden 2 biranı alırsın. Evet. Arkadaşınla, eşinle, dostunla sohbet edersin, besteler söylersin. Böyle olur değil mi? Maç günü kültürünün çok yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi bu mekan. Mutlaka her Bursa sporlu bu taşlarda, bu merdivenlerde oturmuştur.
maça 1,5-2 saat kalaya kadar buralarda oturup yine tezahüratlar, yeni bestelerin dillendiği, maça hazırlığın çok yoğun bir şekilde yapıldığı mekanlardan bir tanesi burası. Yer yer yukarı Muradiye'ye doğru polisten kaçarsın burada. Polis çevik kuvvet kovalar. Evet. Çok anlayışlılardır, çok kibarlardır Bursa taraftarına karşı. Mutlaka gözcü olur aşağıda yukarıda. Bunların hepsi gün içerisinde ritüel haline gelmiştir maç günlerinde. Stada yaklaştık, az kaldı. Heyecan hat safhada. Anılar tekrar aklımızda tazelenmiş oldu. Bakalım kısmet, bir 5 dakika sonra staddayız inşallah. Stada doğru gidiyoruz, görüşürüz. Namı diğer Bursa Atatürk Stadyumu'nun yeni ismi. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattılar. Evet, sonunda geldik. Atatürk Stadyumu'nun çimlerindeyiz. Evet. Seni dinliyorum. Oğlum o kadar çok anımız var ki bizim burada. Anılardan mı başlasak, deplasman anılarından mı başlasak, bu stattaki anılarımızdan mı başlasak bilemedik. Şöyle sorayım ben sana o zaman. Ben şeyi hatırlıyorum, benim buradaki ilk maçım. Valla yaşımı hatırlamıyorum, küçüktüm, bayağı küçüktüm. Rize Spor maçıydı. Hatta 2-1 mağlup olmuştuk Rize'ye. Evet. Benim ilk maçım oydu. Şimdi sen hatırlıyor musun ilk maçını? Kaç yaşındaydın? Oğlum ben bütün maçları aşağı yukarı hatırlıyorum. Yani çok net olmasa da hepsi. 1975 yılında daha ilkokula gitmiyorum. Çok küçüğüm. O kadar çok Bursa Spor hastasıydık ve aşığıydık ki o dönemlerde. Babadan gelme tabii genlerde. 8 yaşındaydın. 8 yaşında bile değildim. Çok daha küçüktüm. İlkokula gitmiyordum da. Eyvah. Dinamo Kiev maçı vardı bizim burada. Dinamo Kiev bizi burada yenmişti. Deplasmanda da 2-0 mağlup olmuştuk. O maçı hatırlıyorum. Yanılmıyorsam Blohin atmıştı golü. O dönemin en meşhur topçularından bir tanesiydi. Hatta Dinamo Kiev takımı Rusya milli takımını oluşturuyordu çoğunlukla. İyi mücadele etmiştik burada ama mağlup olmuştuk. O günkü maça gittiğimi hatırlıyorum. O günkü maça da nasıl gittim? Texas'a herkesi almıyorlardı. Abilerin yanında küçük bir çocuk onlara elinden tutarak, İşte ceketinden tutarak, şurasından burasından tutarak stada girmiştim. Ve o Texas'ın atmosferine, ambiyansına o gün aşık olmuştum. Zaten o günden sonra da Texas'tan başka bir yere gitmedik. Çok başka bir şeydi bizim için. Neyi soracağım sana peki? Bu Bursa Spor kültürü, yanılmıyorsam Kapalı Çarşı'dan değil mi? Kapalı Çarşı'dan tabii ki. Kaç yaşında başladın Kapalı Çarşı'ya? Yine işte ilkokul dönemlerinde Kapalı Çarşı'da başladık. Bursa'nın merkezidir Kapalı Çarşı. Şimdiki gibi AVM'ler yoktu. Kapalı Çarşı'da o kültür bütün hafta boyunca devam ederdi. Zaten biz bir sonraki haftaya pazartesiden hazırlanırdık. Kapalı Çarşı'da işimizi yapardık. Akşamları toplanıp arkadaşlarla çay ocaklarında hafta sonunun hesabını kitabını yapardık. Planını yapardık. Deplasmansa deplasman nasıl gideceğinin hesaplarını yapardık. O civarda oturan herkes, bütün Bursa sporlar zaten bu olaya tabidir. En sonunda cumartesiye kadar bu heyecan yaşanır. Cumartesi gibi maç için son hazırlıklar yapılırdı. Hele maç buradaysa, işte seninle az önce dolaştığımız mekanlarda gezerek, eğlenerek, marşlar söyleyerek, birleşerek işte bu mekana gelinirdi. Bizim mekanımız burasıydı. Bursa Spor'un Atatürk Stadı'ydı. Maalesef konudan konuya geçeceğim ama bu mekan işte yıkıldıktan sonra soracağım. Oraya konuşuyoruz. Oraya gelmeden şeyi soracağım. Ben birazcık deplasmanı merak ediyorum mesela. Var mı kafanda böyle unutamadığın bir deplasman? Çok ya ben biliyorum aslında, daha önce bana anlattın ama belki seyircilerimiz de dinlemek ister. Çok önemli deplasmanlar da var. Anılar çok fazla ama benim aklımdan çıkmayan, daha bilinçli olarak gittiğim deplasmanların bir tanesiydi. Okan Yılmaz'ın iyi bir golcü olduğu, daha doğrusu Okan Yılmaz'ın santrafor olarak başlamadığı ama mecburiyetten santrafor oynadığı İzmir'de Fenerbahçe'nin cezalı bir maçı vardı. İzmir Atatürk Stadı'nda. Fenerbahçe ile yaptığımız bir maçtı. Tarafsız sağ Fenerbahçe adınaydı. Ve deplasmanda 2-1 yendik. 2 golü de bizim Okan atmıştı. Biz Bursa'dan yaklaşık bir 70-80 otobüs kadar İzmir'e deplase olmuştuk.
İstanbul'dan Fenerbahçe adına gelen 3 otobüs taraftar vardı. Maçtan sonra 3 otobüs. 3 otobüs sadece. Tabii statta Fenerbahçe taraftarı çok ama biliyorsun Fenerbahçe taraftarı her yerde olduğu için. Ben onlara taraftar da demiyorum zaten. Fenerbahçe sempatizanıdır. İstanbul'dan sırf Fenerbahçe için gelen 3 tane otobüs vardı. Biz dönüşte Manisa'da Spil Dağları'nda, şimdiki bir yollar değil, mecburen aynı yoldan geçmek zorundasın. Biz Fenerbahçe otobüsü bizi solladıktan sonra taş attılar bizim camlara, yolda bizden önce geçmişler. Bizim otobüsler sonra tekrar hızlı bir şekilde gittik, onlarla yolda karşılaştık. Spil Dağı'nda yaşadığımız o Spil Dağı Savaşı'nı hiç unutmuyorum gerçekten. Savaş ha? Resmen savaştı. Onlar bizi az gördü. Biz aslında çoktuk. Onlar 3 otobüs bize bayağı bir kafa tutmaya çalıştılar. Sonra bildiğin meydan muharebesi oldu. 3 tane otobüs, Fenerbahçe'nin 3 tane otobüsü maalesef ki kendimizi savunma adına. Tabii bunlar tavsiye ettiğim şeyler değil ama böyle bir kavga çıkmıştı. Deplasman anısı deyince bu tür şeyler olmadan olmuyor zaten. Ben şeyi hatırlıyorum. Bu olayla Denizli. Polisin Bursa deplasman tribününe giremedi demeyelim. Bizim polisimiz her yere girer ama girmeyi tercih etmedi diyelim. Evet. Öyle bir deplasman anı hatırlıyorum senin. Sen o dönem Denizli'de yaşıyordun bile. Yok, bir müddet sonra gitmiştim ben Denizli'ye. Sonra Denizli'de biz efsane olmuşuz. Her gittiğimde benim Bursa Sporlu ve Teksaslı olduğumu bildikleri için hep bana o anıyı sorarlardı. Evet, hakikaten yaklaşık 500 kişi kadar vardık. Kale arkası tribünündeydik. Polis bize orada aşırı şiddet uygulamaya başladı deplasman taraftarına. Zaten Bursaspor'un ismi biliyorsun deplasmanlarda çok da iyi anılmıyordu. Biz ne kadar kenetlenirsek onlara o kadar çok antipatik geliyordu. Polis tribünü basmıştı ama biz de kanımızın son damlasına kadar tırnak içinde tabiri caizse takımımızı, şehrimizi müdafaa etmiştik. Hatta onun görüntüleri televizyonlara falan çıkmıştı. Şemsiyeli bir abimiz işte böyle şemsiyesini savunarak kendi bulunduğu alanı savunmanın yoluna gitmişti falan. İşte bu anılar bitmez. O kadar çok anı var ki deplasmanda. Bunun giderken yaşadığını, dönüşte mağlup olduğunda yaşadığın sıkıntı, bunları gidenler bilir. Deplasa olanlar bilir bunların hepsini. Ama anılar o kadar çok ki. Ben şeyi düşünüyorum. Az önce dediğin doğru. Ben de kendi gittiğim deplasmanlardan gerçekten özellikle o şehrin polisi, çevik kuvveti, buradan hepsine selam söyleyelim. Polisi, çevik kuvveti gerçekten Bursa taraftarına bir ekstra daha sert, ekstra daha acımasız. Ben öyle inanıyorum artık, evet. Hani bunun sebebini aslında anlayamıyorum ama bayağı bir sert davranıyorlar bize karşı. Aynen. Bir gün bir anı daha var. Van'a gidiyor Bursa Spor taraftarı. Van'a giderken Van Spor maçını karayoluyla gidiliyor. Hatta karayoluyla giderken Elazığ tarafında otobüsü durduruyorlar. Diyorlar ki nereye gidiyorsunuz? O zaman da olağanüstü hal dönemi, terör olaylarının çok yoğun olduğu dönemler. Diyorlar ki biz Van'a maça gidiyoruz. Ya diyorlar, oraya gidilmez. Bak oraları karışık, şöyledir böyledir. Hatta bizimkiler espriyle karışık. Ya onlar bizden korksun. O dönemki Elazığ'ın emniyet müdürü, eski Bursa emniyet müdürü, Bursa'dan giden bir arkadaş, anons yapıyorlar. Tamam diyorlar, onlar Teksaslı, onları salın, onlara bir şey olmaz diye. Böyle de tatlı anılar var, deplasman anıları. O yüzden Bursa Spor'a, biliyorsun bu Teksas ismi de nereden verildi bilmeyenler belki olabilir. Yıllar önce Zonguldak deplasmanına gidiyor Bursa Spor taraftarı. Zonguldak'taki esnaf ve halk diyor ki ya bunlar nedir, Teksas gibi gelmişler, Teksas konvoyu gibi gelmişler buraya diye. O zamanlar kalıyor Bursa Spor'un ismi Teksas diye. Biz deplasmanlara iyi gideriz, sağlam gideriz. Bursa Spor taraftarının hakikaten bir kültürü vardır. Ette tırnak gibidir. Bursa Spor taraftarı iyidir. Deplasmanda iyi taraftardır. O yüzden kolay kolay Bursa Spor taraftarı ezilmez. Zaten eğer taraftarım diyorsan, tribün biliyorum diyorsan, gerçek taraftar deplasman yapar. Kesinlikle. Hani öyle haftadan haftaya şehrindeki maça gitmekle tamam seyirci olursun, taraftar olursun ama. Tabii seyirciyle taraftar yani, olayını ayırmak lazım. Haklısın yani o konuda. Biz deplasmanlarından konuştuk da şeyden bahsedelim birazcık ya. Geldik burada oturuyoruz. 2010. 2010 ne oldu öyle ya 2010'da? Oğlum şimdi hep ne diyoruz yani, kaç biz? Kaç sene geçmiş 2010? 2022 desek 11 sene önce geçmiş, öyle. Evet, ama daha dün gibi benim aklımda hepsi. Ya esasen olaya biraz da şu açıdan bakmak lazım. Biz hep ne diyoruz? Biraz da edebiyata girmek lazım. Aşk kavuşma ihtimalidir. Bizim Bursaspor'un şampiyonluğu bizim adı en büyük sevdamız. Evet, o sonradan öyle de oldu. Bizim en büyük sevdamız, en büyük aşkımız neydi? Bursaspor'un şampiyon görmekti. Biz hep ne konuşuyorduk? Biz acaba ömrümüz vefa eder mi şampiyonluğu ama görmeye? Ama hep bilinçaltımızda çok yüksek sesle dile getirmesek de aslında böyle bir şey biz bekliyorduk. Kesinlikle bekliyorduk. Zaten hedef olmazsa bu kadar şey olmaz, cefa çekilmez. Biz ne dedik? Aşkımıza kavuştuk, yani şampiyon olduk. Abi büyü bozuldu. Şampiyon olduktan sonra ne yapacağımızın farkına varamadık. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani şampiyonluğu biz paraya tahvil edemedik.
Anlatayım mı? Devamlılık ve süreklilik sağlayamadık. Şampiyon olduğumuz sezon, şimdi deplasman böyle araya giriyorum, kesit kesit oluyor ama 35 bin kişiyle pazartesi günü Türkiye rekorudur. Açık söyleyeyim. Bir şehirden bir şehire resmen göç. Bizden sonra Trabzonspor daha kalabalık gitti ancak çoğunluk İstanbul'da olduğu için. Çoğunluk İstanbul'da. Şampiyon olduğumuz sezon hatta o maç yenildik. İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi o zaman takımın ismi. Başakşehir değildi. Cuma'ydı. Günlerden. Cuma mıydı? Pazartesi Cuma'ydı. Miydi? Günlerden Cuma'ydı. Cuma günü 35 bin tane Bursalı. Buradan resmen göç ettik ya göç oraya. Ettik İstanbul'a. Evet. Bir şehir komple 35 bin kişi başka bir şehre ama göç etti. Ama işte bak kenetlenmeden olmuyor. İnanacaksın. Kenetleneceksin. Takım taraftarı ateşleyecek. Taraftar takımı ateşleyecek. Ya bu güzel bir günlerdi. Bu bir meşale. Yani sonuçta takım bu ışığı yaktı bize. Biz de inandık hakikaten bu takıma. Arkasında durduk. O sene şampiyonluktan daha önemli bir olay daha var. Biz Fair Play ödülünü de aldık o sene. Yani bu çok güzel bir şey. Her şehrimize gelen her takıma dostluk elini uzattık. Maçtan önce yemek verdik insanlara. Maçtan sonra dostlarını uğurladık. Hani bu birliktelik de böyle de sağlandı. Ya 2010 yılı evet şampiyonluk yaşandı. Bir tarih yazıldı. Şimdi o tarihin yazıldığı mekandayız. Peki. O tarihin yazıldığı mekan nerelerde? Bursaspor nerelerde? Biz nerelerdeyiz? Oğlum biz bu mekanı kaybetmekle esasen neyi kaybettik biliyor musun? Daha da önemlisi. İşte seninle az önce yürüyüş yaptık stada karşı. Maç günleri yapılan yürüyüşleri, bütün Bursalıların aşağı yukarı yapmış olduğu o günkü aktiviteyi anlatmaya çalıştık. Biz Bursa'nın futbol kültürünü yok ettik. Açık söylemek gerekirse biz Bursa'nın timsah yürüyüşünü kaybettik bu stadın yıkılmasıyla. Ercüment'i, Mususi'yi, Baliç'i kaybettik. Biz burada Whiting atmış olduğu golle Dundee United'ı yendiğimiz maçta UEFA Kupası'nda tribünde dökülen gözyaşını kaybettik. Açık söyleyeyim. Biz burada 2010 yılında yaşadığımız şampiyonluğu kaybettik. Ya benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Ben burada biz dahil bütün gerçek Bursaspor gönüllülerini eleştireceğim. Aztürk stadı yıkılma kararı aldı. Bir tane Bursasporlu. Texas, maraton, şu, bu. Hiçbirimiz itiraz etmedik. Bu stadın yıkılmaması için bir çabada, bir mücadelede bulunmadık. Biz Atatürk stadını yıktırdık. Geçmişimizi, tarihimizi yıktırdık. Oğlum birkaç tane münferit ses dışında çok fazla da tepki konmadı esasen. Biz hala dedim ya 2010 yılındaki o şampiyonluğun sarhoşluğunu yaşıyorduk. Ne olduğunu çok idrak edemedik. Kendimizi hazırlayamadık. Tabii ki şehrin birkaç tane aklı selim insanı buna karşı geldi. Birkaç gazeteci arkadaşımız, tanıdığımız, bildiğimiz. Birkaç tane aklı selim taraftar bunların hepsine karşı gelmeye çalıştı ama yeterli olmadı. Münferit olaya dönüşmüş bizim oldu. Bizim burayı zincirlememiz lazımdı kendimizi bizim buraya. Her türlü önlem alırdım burasının yıkılmaması için ama dedim ya belli bir yere kadar gücün var. Az önce kaldık, devam ediyorum. Biz Bursaspor'un kaptan Sedat Üçün'ü kaybettik burada. Evet. O ruhu kaybettik. Biz bu statta Ertuğrul Sağlam'ın gözyaşlarını kaybettik. Evet. Biz bu statta şampiyonluğu kaybettik. Kazanmamıza rağmen. Biz bu statta yıkıldıktan sonra şimdi daha iyi anlıyoruz ki biz bu şehir küme düştü. Bu Bursaspor takımı küme düştü. Bizim o stadı yıkmamıza, yıkılmasına izin verdiğimiz gün bu takım küme düşmüş oldu. Hatırlıyorsan kaybettik tabii ya yani biz. Yeni statta hala daha biz havayı bulamadık. Bulamadık. O havayı biz bulamadık. Çok donuk, çok soğuk bir stadyum. Tabii bizde çünkü pazar günkü maçlar veya hafta sonu Bursa'mızda olan maçlar maç saatinde başlamazdı. Biz de maçtan bir 10 saat önce başlardı. Biz sabah saat 4'te sıraya girip de akşam 8'de olacak maça, öğlen 1'de stada girdiğimizdeki ruhu kaybettik. Bu Arap Parkı'nın karşısında gişeler vardı. Evet. Burada sabahın köyü, ya ben yastıkla geldiğimizi biliyorum ya, bilet almak için bir yatıyorduk burada geceden. Bilet satın alabilmek sevda, için. Sevda, aşk böyle bir şeydi. Biz bu aşkı kaybettik. Evet, Bursaspor'a olan sevdamız bitmeyecek. Evet, o bir gerçek. Yeni statta da devam edeceğiz ama ya plansızlık. Ya bu stadı biraz daha büyütebilirdin. Bu stadı daha butik bir stat yapabilirdin. 30 bin kişi yapardın ya. Ya bizim mabedimiz burasıydı ya. Göztepe nasıl yaptı? Tabii tabii, burası bizim mabedim. Bir de stadı yıkmakla sen etrafı da kaybettin. Bugün Altıparmak Caddesi hayalet şehir olmuş. Tabii. Açık söylemek gerekirse. Arap Şükrü Sokağı'nda o 3-5 dükkan dışındaki yerler işlevini yitirmiş. Buraya hayat veren bir müesseseydi Bursaspor, Atatürk Stadı. Bir de biz Atatürk Stadı'nın, Atatürk isminin de bir coşkusu, bir ağırlığı vardı. Biz onu da kaybettik. Evet. Yeni stadımızın ismine Büyükşehir Belediye Stadyumu. Bunu da satamadık. Doğru düz pazarlamasını da yapamadık. Ama satmaya gerek yok. Bazı değerler var ki kaybetmemek lazım. Kesinlikle. Oğlum geçmişine sahip çıkmayan geleceğini dizayn edemez. Bu bir gerçek. Açık söylemek gerekirse biz geçmişimize sahip çıkamadık. Bugün Eskişehir'e bakıyorsun, alt liglerde tabiri caizse yokları oynuyor.
Yeni yaptıkları stadın ismini biliyor musun? Atatürk Stadı'na çevirdiler. Çok gurur duydum açık söylemek gerekirse. Evet, burada Atatürk ismi zaten partiler üstüdür. Ben siyaset falan yapmıyorum açıkçası da. Ya bu stadında bir ağırlığı vardı canım. Bir Atatürk Stadı bir ismi vardı yani. Buraya gelen insanlar Atatürk Stadı'na geliyorlardı. Ya ben biraz daha Eskişehir demişken biraz daha futbol seyircilerine seslenmek istiyorum. Ya Eskişehir şimdi. Ya elinizin altında gül gibi tarihi yarım asırdan fazla olan nice başarılı olan bir kulüp var. Ya şehir sahip çıksın ya. Sen kalkıp alın edin atıyorum Adıyaman'ından Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı destekliyorsun. Ya sana ne yararı var bunun? Sana ne faydası var? Ne tuzun var senin çorbada? Daha önce anlattık ya Gaziantep örneğini. Gaziantep Fenerbahçe'yi yense şampiyon olacak. İlk yarı 3-0, ikinci yarı 4-3. İçeride ne oldu ne bitti bilmiyorum ama şehre geldiğinde bir üzüntü hakim olması lazım. Ölü evinde düğün yapılmaz kardeşim. Gaziantep şehrine geliyor ve Gaziantep halkı Fenerbahçe'nin galibiyetini kutluyor. İşte bizim futbola bakış açımız bu. Kimse bana demesin zevklerle renkler tartışılmaz diye. Hayır kardeşim, ben bu konuda milliyetçiyim. Kesinlikle. Benim elimin altında Türkiye'de şampiyon olmuş. Hatta Eskişehir Spor'da örnek verdim. Bizden önce şampiyon olması gereken bir takımdı Eskişehir Spor. Maalesef aklı selim olmayan yöneticiler, cebini düşünen yöneticiler sayesinde Eskişehir Spor nerelerde? İnşallah biz bu sene inşallah biz bu sene bu bataklıktan kurtulacağız da daha aklı selim, daha ayakları sağlam yere basan bir topluluk haline geliriz ki inşallah bir daha bu durumlara düşmeyiz. Vallahi bilemiyorum. Var mı anlatacağın tribün onların? Biraz dinleyelim, bence zevkli. Tribünler o kadar çok. Bu şeyi anlatsana. Tribünden anlatsan ziyade sen Bursa Ticaret Lisesi mezunusun. Bizim Bursa Ticaret Lisesi mezunuz. Erkek lisesiyle aranızdaki evet. Mevzulardan bahsediyoruz. Bir gün günlerden çarşamba Fenerbahçe'yle kupa maçı var. Buraya geldik yine. Yağmurlu hava. Nasıl yağmurlu ama o kadar olmaz. Su gibi olduk. Statta Fenerbahçe bizi 1-0 yendi. Maçtan çıktık. Sinirliyiz. Tabii Bursa'da yaşayan Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar falan var. Tabii o zamanlar biraz daha kanımız hızlı akıyor. Takip ettik. Olay çıkacak. Ne işin var senin Bursa'da Fenerbahçe'yi desteklemenden dolayı? Takip ettik. Ticaret Lisesi'nin oraya kadar geldiler. Erkek öğrenci yurduna girdiler. Biz de ticaret liseliyiz. Sonra biz onlara bir farklı bir sistem uyguladık. Girdik. Camı çerçeveyi dedik ki indirdik aşağı. Daha doğrusu taş attık. İnin dedik aşağıya. Bizi 2-3 kişi gördüler. Bunlar erkek lisesinin arkasındaki yurttan aşağı indiler. Bizim arkamızda da 20-30 kişi duvar arkasında saklıydı. Ve bunlarla bayağı bir arbede yaşadık. Sonra girdik yurda, yurdun içine tabiri caizse baskın yaptık. Tabii o gün anlatmıyorsun neler olduğunu da. Bir gün sonra gazetelerde farklı olarak algılamışlar olayı. İşte erkek öğrenci yurduna siyasi baskın yapıldı diye. Olayı terörize ettiler diye. Dolayısıyla böyle bir anılarımız var. Ama biz tahammül edemiyoruz. Bursa'da yaşayıp da başka takımın bayrağını sallamalarını açık söyleyeyim tahammül edemiyoruz. Yani bunu hiçbir Bursalı tahammül edemez. Ama şunu da söyleyeyim, şiddete her şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunu zaten tasvip etmiyoruz. Yani o olmayacak olan bir şey. Gerilim okey, şiddete evet, hayır. Mücadeleye okey, her zaman söylüyorum. Bir de bu Atatürk Stadı'nda Texas'ın olduğu yerde meşhur o stat duvarımız vardır. Çok girmişimdir oradan iple yukarıya, stat kalabalık, bilet alamamışız. İplerle tırmanarak hepimizi yukarıya çektikleri dönemleri hiç unutmuyorum. Bir de şu yukarıda Ali'nin kahvesi vardır meşhur. Tam üst katta Muradiye'nin olduğu yerde. Orada da çok maç izlemişliğimiz vardır. Stada giremiyoruz. Paramız yok. Orada çok küçük paralarla, cüzi paralarla hatta yeşil beyaz çekerek stadyumla orada da bir anılarımız vardı. Bursa spor kültürü, maç kültürü çok başkaydı. İşte ben buraya oturdum ya, şimdi buradan da hiç kalkmak istemiyorum açıkçası. Bildiğimiz Atatürk Stadı burası. Şunu ne hale geldiğini de gelenler görüyorlar zaten. Şunu merak ediyorum. Ankara gücüyle dostluk sürecini sormuşum. O her yerde konuşuldu. Biliniyor zaten de. Ankara gücüyle dostluktan önceki Ankara gücü deplasmanları nasıldı? Kötüydü. Ankara'ya da çok deplasmana gittik Ankara'ya. Ankara'da biz çok kavgalar ettik. Tabiri caizse çok dayaklar yedik. Çok bizle adam dövdük o taraflarda. Ankara gücüyle aramızda acayip bir rekabet vardı. Biz Ankara'daki Kuğulu Park'ta, Ulus'ta, Cebeci'de çok kovalanmaç ve saklanmaç oynamışlıktır oralarda o dönemlerde. Ankara'yla çok sıkıntılıydı. Ankara gücü enteresandır. İnsanlar Abdülkerim Bayraktar diyorlar. Abdülkerim ve Fehmi Zat iyi arkadaşımdır. Bilhassa Abdülkerim benim devre arkadaşımdır. Biz onunla Genç Osman'da az otobüs taşlamadık. Rahmetli Yüce Rabbim mekanını cennet eylesin. Abdülkerim iyi arkadaşımdı. Dolayısıyla askere de buradan iyi uğurlamıştık beraber. Vedalaşmıştık. Demek ki son görüşmemişmiş o.
Kendisi Ankara'da okurken zaten arkadaşlık ediniyor. Dostluk da oradan başlıyor ama Abdülkerim iyi arkadaşımdı benim. Ankara'cı deplasmanları zor diyorsun yani. Çok zor deplasmanlardı. 3 otobüs gidip 2 otobüs döndüğümüzü çok hatırlıyorum Ankara'da. Yolda kaldık. Bir tanesi kayıp. Bir tanesi kayıp oluyordu. Nur içinde yatsın. Amigo Yaşar çok iyi organize ederdi bizi o zaman. Otobüsleri durdurup bir koltuğa 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi şeklinde Bursa'ya kadar o zamanki teknolojiyle otobüslerle 10 saat, 12 saatte yolda arabalar bozulur, inersin. Çoğunun cebinde para yok, aç kalmışsın. Hadi markete gidelim, usta dönüşte veririz. Muhabbetleri biliyorsun hep bunları. Ya ama bak güzel olan şöyle bir şey vardı. Paran var ya da yok. Deplasmanda kimse aç kalmazdı. Aç kalmaz. Herkes karnını doyurur. Robin Hood. Zenginliğine de fakire verme. Aynen öyle. Ya zaten biz cumartesi günü haftalığımızı alırdık. Deplasmana giderdik. Pazartesi cebimiz yine parıyor. Yine sinek sekizliyiz. Öyle bir durum vardı yani. Sonuç itibariyle deplasman. Deplasman yapmak güzeldir hakikaten yani. Özellikle o dönemlerde. Ya ben Kahramanmaraş'a gitmişim otobüsle. Düşünsene ya saatlerce. Şey anlatsana Kahramanmaraş'a bir şey. Sen meşhur. Çok utanarak söylüyorum ama bir eşek kesme anısı var. Aydın'da mıydı? Eşek falan kesilmedi aslında da yani tabi kılıç sallandı. Askerden mi kaçmıştın sen? Yok ben askerden kaçtığım şeydi benim. Bursa Spor'un 3. lig şampiyonluğu, Bursa Spor'un 2. takımının 2. lig şampiyonluğu. Hep askerden kaçarak gittik. Birinde Kütahya'ya, birinde... Sen şimdi bunu itiraf ediyoruz da eksik günleri geri almasınlar şimdi yok, seni. Yok yok, onu çektik onun cezasını. Aydın'da, ikinci ligdeyiz. Aydın Spor'un... Bir şey soracağım, eşeği kestik mi? Yok, kesmedik eşeği. Öyle bir şehir efsanesi. Kurafe var ama kesmedik. Kurafe onlar, tamam, şehir efsanesi. Hayvanlara karşı acımasız değiliz biliyorsun. Aydın'ın kale arkası vardır. Telergülerle çevrilir ama türbün yoktur. Çok az seyirci alır. Biz tabii Aydın stadının tamamını dolduracak kadar taraftarla gitmiştik. Sonra bizi onlar kendi maraton türbünlerini açmışlardı. Tarihinde ilk defaydı Aydın'da. Ve o türbünü de doldurduk. 1-0 galip geldik. Dönüşte geliyoruz. Şarkılar, türküler otobüste. Köyün bir tanesinden geçerken otobüsün camları taşlandı. Ya şimdi tabii o heyecanla, o adrenalinle otobüsten indik. Bize taş atanları kovalamaya başladı. Köyün içine girdik. Köyün içine kadar girdik. Tabii o zamanlar ben de nereden geldiğini anlamadım. Bizim tayfada hepsi çıkardılar kılıçları. Yani nereden geldiğini anlamadım değil mi onların hiç? Yani bilmiyorsunuz nereden geldiğini. Tabii aynen öyle. Palaları çektiler falan girdik. O esnada tabii köyün içinde eşek de olur, hayvan da olur, her şey olur. Sonuç itibariyle. Gerçi böyle bir şey olmadı. Yapmadık gerçi de eşek, insanlar sonradan... Ama köylüler eşek kesinizi söylüyor. Öyle söylüyorlar ama öyle bir şey yapmadık. Açık söyleyeyim yani ben burada. Yani buradan kamuoyunu bilgilendirelim. Bursa Spor taraftarı eşek kesmiyor arkadaşlar. Senin de bir Akhisar anım vardı hatırlıyorsun. Taşlanma olayı. Akhisar'da taşlanmadan sene bizde şey vardı. Bir sezon önce ben gitmemiştim kahve Akhisar'a. Kahve bastığı olayı evet. Kahve bastığında ben yoktum. Senin öz yeğenin var İlkay abim. Evet. Videoları var kahveye nasıl girdiklerini. Evet. Ondan sonraki sene, işte küme düştüğümüz sene ben Akhisar'a gittik yine beraber. Akhisar halkı bir kinlenmiş. Tabii bize karşı. Bir de Akhisar'a stada girerken şehrin içinden giriyorsun. Başka yok, Akhisar küçük bir yer zaten. Şimdi sen daha iyi biliyorsun. Ama şimdi değiştirdiler. Şu an değiştirdiler. Evet. Şehrin içinden giriyorsun. Yine böyle küfür, kıyamet falan fişman biz girdik içeriye. Akhisar taraftarı normalde öyle çok agresif bir taraflar da değil. Bizi inanılmaz agresifler. Ya biz çok da kale almadım şimdi biraz öyle oldu. Küfürler, evet. Kıyamet. Sen çok azlar. Biz deplasman tribünün daha kalabalıktık. Evet. Küfürler, kıyametler. Bir de işler kötü başladı. 2-0 geriye düştük. Daha küfürlerin seviyesi arttı. Ya Allah razı olsun o futbolculardan. Umut Nayır atmıştı. Atmıştı. La Torlevici'nin Osman Gazi gibi vurulan diye. Hani oradan çok hoş dönmüştük. Dönüşe şehir içine sokmamışlardı bizi. Evet, dışarıdan dolaşmıştık. Gerçi şehir içine soksalardı da çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyordum ama. Aynen. Ya bir de galip geldikten sonra çektiğin her cefa sana neşe gibi geliyordu hatırlıyorsun. Neşe gibi geliyor da bir gün Sivas'a gittik 13 saat. Prenses otobüslerle bilenler bilir. 13 evet. Saat Sivas'a git, 14 saat. Mağlup ol, 14 saat geri gel. Çekilmez bir yolculuk. Neyse Robinho'yu görmüştük. Robinho'yu da görmedik demeydi ama çıplak gözler Robinho'yu da gördü. Robinho'yu da izlemiş olduk yani. Ama deplasman harbi yenildi mi? Bir de uzak deplasmansa dönüş ya, hiç çekilmiyor. Uyuyamıyorsun. Ertesi gün iş var. Ertesi gün iş var. Haftada, yani. Ya manyaklık ya. Haftada bir gün iznim var. Bak bir gün iznim var. 24 saat iznim var. Zaten 27 saat deplasman yolu yapmışsın. Adı aşk bu eziyetin yani. Ya, bundan ya büyük aşk yok yani. O yüzden... Ama senin de kendi anlatacağın anıların oluşmuş oldu böylelikle. İleride hikayelerin oluşmuş oldu. Ya Bursa Spor olup da, türbüncü olup da, deplasmancı olup da korkmayacaksın. Bu insanlardan zarar gelmez. Şimdi bir değişik gözü, ya ne anlıyorsunuz bundan? Ya işte bu kadar kal, ya bunun içinde olmayan bilemez. İçinde bunu. Olmayan bilemez. O aşıdır o, yani o kandır o, aşıdır o, ruhtur o. Sonuç itibariyle biz hakikaten Bursa Sporluk ruhumuza işlemiş artık. Bizim bir yaşam standardımız olmuş. Bugün ilgilenmiyormuş gibi görünsek de biz eski Teksaslıyız biliyorsun. Ama aklımızın hep köşesinde Bursa Spor var. Ben Bursa Spor mağlup olduğunda televizyon açmıyorum biliyorsun yani. Tabii. Gazete okumuyorum biliyorsun yani. Bu kadar işlemiş ruhumuza. Arkadaşlar bugün değişik bir ilk defa denediğimiz bir şey yaptık. Vlog tarzı, biraz belgesel tadında, biraz böyle anılardan bahsettik.
Ya ben sevdim aslında bu işi ya. Evet evet, biraz daha geliştireceğiz bununla alakalı kendimizi. Bu biraz daha güzel olabilir. Hani bu tarz maç vlogları da planlıyoruz. Yapacağız. Takipte kalın. Biz çünkü artık gitmemiz lazım. Kocaeli maçı var. Evet evet. Kocaeli maçına hazırlanacağız daha. Bursa Kocaeli Spor, Bursa Spor. Hani dediğim gibi biz arkadaşlar takip edin. Beğenin videoları. İzleyin. Biz devamlı video çekmeye devam edeceğiz. Her şey çok güzel olacak. Adı Aşk Bu Eziyet'in diyelim bari. Evet aynen öyle. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi günler.